Şimdi 8. vaazdan ben imam bildiğini okur. Ben burada kaldığımı zannediyorum. Yekulullahu Teala, Allahu Teala buyuruyor. Evet. Ne buyuruyor bakalım? Bunu da İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetül İslam, İslam'ın hücceti. Allah şefaatine nail eylesin. Ehl-i Sünnet'in imamlarından, itikatta imam, büyük zat. İran'a gittik, ziyaret ettik ama mezarını hep saptırmışlar, şaşırtmışlar. Tarların ortasında bütün taşını sökmüşler, her şey, mezarını kaybedecekler. O Ehl-i Sünnet imamı ya, onlar da Şia olduğu için. Elhamdülillah biz o dua ettik, şu ettik, bu ettik. Sonra geldik, efendim, birkaç yerlere de söyledik ama ilgilenirsin. Şimdi elhamdülillah duydum ki dışişleri herhalde el atmışlar. İnşallah kabri şerifi yapılıyor elhamdülillah. Allah'ıma hamd ediyorum. Çok sevindik inşallah. Yapılmış halinde de gitmek nasip olur. Yani tarlanın ortasında tamamen çöküntü halinde taşlarını sökmüşleriydi yani. Koca İmam-ı Gazali'ydi. Ve kabre inerken diyor ulema evliya kitaplarında bizzat Resulullah Efendimiz'in mübarek eli çıktı. Mübarek eliyle koynuna aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Gazali'yi çok severdi. Çok severdi. Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama mana aleminde ne buyurdu? Hel fi ümmetikum vahibrun keda. Sizin ümmetinizde böyle bir alim var mı dedi. İmam-ı Gazali gösterdi. İki koca peygamber yok dedi. Bizim ümmetimizde böyle bir alim. Ya. Musa aleyhisselam ondan biraz sual cevap yaptı. Efendimizin huzurunda. Bir şey sordu, o cevap verdi. Bir soru sordu, kaç cevap verdi. Bu sefer Musa aleyhisselam biraz naz etti dedi. Ya bir sorunun cevabı dedi bir cevaptır. Hakkı bir cevaptır dedi. Bu da bir soruyorum, üç cevap veriyor. Biraz fazla bir şey oluyor dedi. Bir şey yapmak istedi yani bir naz. O nazlıdır çok. O da dedi ki İmam-ı Gazali Hazretleri, peki dedi Mevla sana sorduğu vakitte ve mâ tilke bi yeminike ya Musa. Ey Musa sağ elinde ne var? Bunun da cevabı, hakkı bir cevap idi. Kâlehi asay. Değnek var elimde desen yeter. Niye dedi etevekkev aleyha? Ben ona yaslanıyorum. Ve evşü bi alâ galemi, koyunlarıma yaprak döküyorum. Ve liye fiyâ mâribu uhra, başka ne işler görüyorum. Niye uzattın dedi. Dedi ben Mevla ile konuşuyordum. Ne kadar uzatırsam kâr bildim dedi. Ben de senin gibi lazım peygamberle konuşuyorum dedi. Ne kadar uzatsam kâr bilirim dedi. O senden baş olmaz dedi. Efendimiz de buyurdu ki var mı sizde böyle bir alim dedi. Koca İmam-ı Gazali. Hüccetül İslam. Şimdi onun İhya Ulumiddin'ini beğenmezler. Onda o kadar hadis-i şerifler yazmış beğenmezler. O hadislere iman diye bir sohbet yapmışım. Onu da çözdü arkadaşlar, kitaba çevirdim onu. Bütün Arapçalarını da koydum. Tahsis ettim, bir daha ettim şimdi bakıyorum. O ne kadar o hadislere anlatıyor o İmam-ı Gazali'yi. Onun ilimlerini. Ya, hadislere inanmayanlara inşallah darbe gelecek yani. İnanmak nasip olur. Onu herkes bellemesi lazım. Oradaki şeyi bir, oradaki ilimler sizin zeki çok gençleriniz var. Onları bir kafanıza koydunuz mu var ya, istediğin ilahiyat profesörü gelsin. Tak diye oturtursunuz. Tabii ya. Ne yapalım? Hazıra konun. Ben bu kadar canım çıkmış. Birikim olmuş. Ben sana hazırlıyorum. Sen oradan şimdi ne yapacaksın? Papağanlık yapacaksın. Papağanlık. Ama papağan adamı susturuyor. Ya. Öyle papağanlar var. Adamı susturun. Değil mi? Anlatıyorum size. Ne hikayeler anlatıyorum da. Fıkra mıkra bir şeyler anlatıyorum. Bu sefer komediye çevirdiler. Mübarek adam, ben sana hikmetli anlatıyorum da. Sana diyorum ki papağanlık yapacaksın. E papağanlık yaparsan adamı bülbül gibi konuşuyor, ben papağan olursam. Ya mübarek, sen doğruluğun papağanlığını yaparsan, doğru lafın, onu susturursun. O istediği kadar bülbül gibi konuşsun. Ne yaptı bir tanesi papağan aldı? Kadının bir tanesi. O papağan da başka bir papağandan alışmış, yani adam onu alıştırmış. Kadına iki de bir ne diyor, kadın içeri giriyor. Hoş geldin fahişe diyor. Ya kadın çok siniri bozuldu. Bu nereden eğitim almış dedi. Gitti dedi buna. Götürdü yerine dedi. Mal ayıplı. Bunu düzelt. Rezil oluyoruz. Misafir geliyor diyor. Gelene hoş geldin bacı. Denir mi diyor ya. Bu da bu sefer götürdü onu terbiyeciye. O da onu haşlak su döküyor üzerine. Haşlak suyla onu eğitiyor. O köpeğin eğitimi başka. Papağan hepsinin bir eğitimi var. Bir insanın eğitimi yok. Ne dökersen dök. Adam almış kuyruğunu vurmuş sırtına gidiyor. Onu eğitiyor, eğitiyor, yaktı, pişirdi, haşlandı ya. Artık tamam. Hoş geldin hanımefendi. Onu öğrendi. Kadın geldi, düzeldi mi dedi bu? Dedi düzeldi.
Peki dedi. Kadın dedi ki ben dedi çok güvenemiyorum. Bu evde yine rezillik çıkar. Bir imtihan edeceğim dedi. Et dedi. Dedi ki şimdi dedi ben dedi geldim dedi eve dedi. Yanımda da bir beyefendi var dedi. Ya ben tek geldim. Ne diyeceksin dedi. Hoş geldin hanımefendi. Tamam. Peki dedi. Yarın akşam dedi başka bir beyefendiyle geldim dedi. Ne diyeceksin dedi. Papağan dedi ki bu hakikaten fahişeymiş dedi. Şey dedi. Kaynar suyu getir dedi ya. Ben kaynar suya tahammül ederim dedi. Buna tahammül edemem dedi. Getirirsen getir dedi. Hayır bu hikaye yani. Hikaye ama aslında. Şimdi bak o papağan onları susturdu mu? He? Üç şey öğrenirsin. Doğru öğrenirsen. Karşısı yanlışsa sen onu susturursun. Şimdi bizim cemaat böyledir Allah'ın izniyle. Bakıyorsun hacı, hoca, müftü bilmem ne, ilahiyat, dekan hiç takmıyor. Adam doğruyu öğrenmiş, bir doğruyu söylüyor, karşısı susuyor. Hak devamlı galiptir. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak devamlı üstündür, onun üstüne çıkılmaz. Hak İslam'dır, hak ehli sünnettir. Femezzebel feyzebü cufa. Bunlar batıl, köpük gibidir. Başı başına atar gider. Hak su gibidir. Siz inşallah o hadislere iman çok önemli. Orada ne deliller yazdım? Bu İmam Gazali'nin kitabının kuvvetli olduğu neler...